Şimdi paralel doğrular veriliyor. Hepsi şöyle alfa cinsinden verilmiş alfalı. Belli bir açı yok. İşlem yapmak biraz zor olabilir. Biz istersek şunu yapabiliriz. Şöyle paralel doğrular çizip. Paralel doğrular çizip. Buralardan ilerlemeye çalışabiliriz. Zaten şuradaki üçlünün toplamı. Mesela buraya çizdiğim parçanın şu tarafına, yukarı tarafına x deriz. Sonra tamamından x'i çıkarırsak burası alfa artı 10 eksi x olur. Şu ikisinin toplamı 180 derece ediyor. Bir denklem kurarız oradan. Bu üçlünün toplamı 360 derece ediyordu. Bir denklem de oradan kurup çıkarabiliriz. Ama biz en temel kuralımızı yani zikzak kuralını yine uygulayabiliriz. Zikzak kuralı uygulayalım. Şurayı uzatıyorum. Bunu da uzatıyorum. Şimdi açıları alalım. Sağa bakan açılar. Şuradan başlayalım. Alfa artı 55. Sağa bakan açı. Alfa artı 55. Bu köşeyi pas geçiyoruz. Bir sonraki köşe alfa. Sağa bakan diğer açımız. Şunu biraz şu tarafa yazayım ki oraya işlem yapacağız şimdi. Şöyle. Alfa artı 55 ve alfa açıları. Sağa bakanlar. Şimdi sola bakanlara gelelim. Bu sağa bakan açıydı. Bir sonraki köşeye gidiyoruz. Şu alfa artı 10'u alamayız. Onun diğer tarafındaki şu geniş açıyı alacağız. Sola bakan açı olarak. Şöyle. Tamamı 360. 360'dan alfa artı 10'u çıkaracağım. Şu yani. 360 eksi alfa artı 10. İkisi de eksi olacak. Bu eksi 10 olur. 360'dan 10 çıkarırsak 350 eksi alfa olur. Şurası. Eğer biz bu ikisini toplarsak alfalar yok olur. Sayıların toplamı da 360 ediyor. Sonra şunu düzgün yazayım. Eksi alfa olacak. Şöyle eksi alfa. Bu köşeyi pas geçiyoruz. Bir sonraki köşe şurası. Bunu alamayız. O da 180 eksi diye yazacağız. Şunun tamamı 180. Şöyle yazıyorum. 180'den alfa artı 35'i çıkarıyorum. İkisi de eksi olacak. 180'den 35'i çıkarırsak 145 olur. Eksi alfa. Demek ki şurası da 145 eksi alfa oluyormuş. Şimdi şunu yapabiliriz. Şu sağ tarafa bakan açıları toplayıp sola bakanların toplamına eşit diyebiliriz. Sağ bakanlar alfa artı 55 artı alfa eşittir. Sola bakanlar 145 eksi alfa. Diğeri de 350 artı 350 eksi alfa olacak. Şimdi alfaların hepsini aynı tarafa alalım. Şunları eksiyle sayıları da karşıya yollayalım. Şu 55'i sağa doğru yollayalım. Eksi alfayı sola, eksi alfayı sola yollayalım. İki tane alfa burada var. Karşıdan da iki alfa geliyor. Toplam dört alfa olacak bunlar. Evet, şöyle olacak. Dört alfa. Eşittir. Şimdi 145 ile 350 ya da şunu yazayım. Önce 55'i çıkaralım. Bir daha uğraşmayın. 350'nin toplamı eksi 55 gelecek burada. Şimdi 145 ile 55 çıkarırsak 90. Şu ikisinin farkı 90. 90 artı 350. Bu da 440 olur. 4 alfa 440 ise alfa da 110 olmalı. Evet doğru. 110 bunun cevabı.